Bodrum'da faaliyet gösteren Milta Marina Anonim Şirketi öncülüğünde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Türkiye Ofisi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hizmete alınan deniz ambulansı Yaşam törenle denize indirildi. Milta Marina Anonim Şirketi'nde bugün Finlandiya'da yapılan 12 metre uzunluğunda ve 3 metre 65 santimetre genişliğinde olan saatte 40 mil hız yapan dünya standartlarında medikal donanıma sahip Yaşam adlı deniz ambulansının suya indirilmesi için tören düzenlendi. 14 günde karayoluyla Finlandiya'dan getirilen deniz ambulansının iç dizaynı Milta Marina'da yapıldı. Milta Marina Anonim Şirketi öncülüğünde Eko'nun sağladığı fonlarla Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen yaklaşık 504 bin avroya mal olan deniz ambulansının suya indiriliş törenine Vali Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Eko Başkanı Jane Lewis, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Başkanı ve Milta Marina Anonim Şirketi Genel Müdürü Ömer Karacalar ve denizciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Milta Marina Anonim Şirketi Genel Müdürü Ömer Karacalar, ülkede bir sivil toplum örgütünde faaliyet gösterecek ilk deniz ambulansı olma özelliği taşıyan Yaşam'ın 1998'de kurulan ve 2006'dan bu yana sahil güvenlik ekipleriyle birlikte denizde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne hibe edilerek dernek çatısı altında hizmet vereceğini belirtti. Karacalar şunları söyledi. Biz bugünden itibaren Allah'ın izniyle bir önemli bir hizmet sunmaya başlıyoruz. 1999 senesinde uzman gönüllüler tarafından kurulan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, 2006 yılından beri Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda kurtarma faaliyetlerine destek bize verecek olan görevleri başarıyla yerine getirmek adına çok önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Sizlerin de bildiği üzere son yıllarda büyüyen göç trafiği Bodrum Yarımadası'nın mülteciler için bir geçiş noktası yaptı. Daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek için göç etmeye çalışan mültecilerin bu umut yolculuğu ne yazık ki karanlık suların ortasında felaket senaryolarına dönüşebiliyor. Hepimiz dramatik resimleri, hayatta kalmak için verilen mücadelelerin mülteci hikayelerini dinledik. Güvenlik Komutanlığı tarafından verilen bölge içindeki bu çökertmeyle inşallah gemi taşına kadar olan bölgede talep etmiştik genişletmeyi. O bölge içinde tıbbi tahliye ve arama kurtarma faaliyetlerinde kendimizden daha emin bir şekilde hayat kurtarmak adına donanımlı bir şekilde gerçekten gidebilmek bizi çok mutlu ediyor. Eko Başkanı Jane Lewis ise şunları kaydetti. For long we have wanted to support the Bodrum Sea Rescue Association and the Turkish Coast Guard to recognize their tireless and courageous determination to search and rescue literally thousands of migrants and refugees since this terrible crisis began. I am extremely pleased to finally see this magnificent boat ready to enter service. This is only a small token of our appreciation for an extraordinary job well done. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ve Sahil Güvenlikle İşbirliği içerisinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtirken her iki kurumunda bu korkunç krizin başladığı günden bu yana binlerce göçmen ve mülteciyi arama ve kurtarmada bitmek bilmeyen ve cesur bir kararlılık gösterdiklerini belirtmek isterim. Bugün burada bu muhteşem deniz ambulansının hizmete giriyor olduğunu görmekten son derece mutluyum. Bu deniz ambulansı zaten çok iyi bir şekilde yürütülen olağanüstü çalışmalara sadece ufak bir katkı olarak değerlendirilebilir. Almost one year after the activation of the EU-Turkey statement, it is great relief that a number of dangerous crossings as well as deaths in the Aegean Sea have been reduced dramatically. But even now, today, as many as 100 people are still reaching the Greek islands. There is still much to be done to protect them from harm. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın hizmete girmesinin birinci yıl dönümünde Ege Denizi'nde ölümlerin ve tehlikeli geçişlerin azalması bizleri bir nebze rahatlatırken bugün Yunan adalarına günde yaklaşık 100 kişi geçmeye devam ediyor ve onları korumak için halen daha yapacaklarımız var.
We will never forget the terrible images of Alan Kurdi, images of the senseless loss of life, of a desperate family fleeing war only to be reached with tragedy. This is one child that represents hundreds, thousands of others, but it's one child too many. Aylan Kürdi'nin o korkunç fotoğrafının, o kelimelerle tarif edilemez ölümün görüntüsünü, o çaresiz ailenin sadece savaştan kaçma niyetiyle çıktıkları yolun bir trajediyle sonlanmasını hiçbir zaman unutmayacağız. İşte o bir çocuk belki diğer yüzlercesini, binlercesini temsil etti ama o bir tek çocuk çok çok fazlaydı. To the brave men and women of the Bodrum Sea Rescue, of the Turkish Coast Guard, I can only express my deep and sincere thanks. You represent our collective humanity, our search for meaning in desperate times, and our most heartfelt wish never to lose another Alan Kurdi again. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ve sahil güvenlikte çalışan tüm cesur kadınlar ve erkeklerim, ben buradan sadece en derin ve en samimi teşekkürlerimi sunabilirim. Çünkü sizler ortak insanlık değerlerimizi, çaresiz zamanları anlamlandırma arayışımızı ve bir Aylan Kürdi'yi daha kaybetmeme konusunda en derinden temennilerimizi temsil ediyorsunuz. And just to echo my friend from the Bodrum Marina, it's only in partnership that we could achieve this with Turkey, with the EU, with our international NGO partners and the Bodrum Sea Rescue. And it is with heartfelt thanks. This event and this project is a good example of that, how if we work together we can really save lives. Avrupa Birliği ile Türkiye ile ortaklık içerisinde bu sorumluluğu paylaşıyoruz ve bugün burada bu etkinlik, bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye'nin beraber çalıştığında neleri başarabileceğini gösteriyor. Bu nedenle Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne de özellikle teşekkür ediyoruz. Vali Çiçek ise şöyle konuştu. Bodrum elbette ki denizi ile hayatı tamamen bir iç içe olan bir yerdir. Sadece sınır bölgesinde olması münasebetiyle değil, burada özellikle insanlarımız çoğu hem kışın hem yazın sürekli denizdedir. Nedir? Seyahat eder, balık avı yapar. Yani hemen hemen denizdedir. Tabii ki denizde de bu tehlikeler var olduğu müddetçe insanlarımızın hayatı tehlikeleri olabilir. Bu hayatı tehlikelerinde ilk kurtaracak kimdir? Tabii ki acildir, 112'dir ve ambulansla yapılan hizmettir. Bu nedenle bugüne kadar özellikle Bodrum'da şahit olduğum veya duyduğum bütün kazalarda, özellikle deniz kazalarında sahil güvenlik komutanlığımızın arama kurtarması yaparken onlara yardımcı olan bu bölgede ben derneğimize de huzurunuza teşekkür ediyorum. Bizzat geçen yıl burada arkadaşlarımızın ilk önce sahil güvenlik arama kurtarma ekiplerimizle beraber olay yerine ulaştıklarını ve insanları boğulmaktan kurtardıklarını şahit oldum. Ve o zaman dedim ki artık demek ki biz insanlar hayatta risklerden biraz uzak oluyoruz bu gönüllü kuruluşlar sayesinde. Bu proje işte bunlara bir örnektir. Ömer Karacalar desteklerinden ötürü Amir Çiçek'e plaket vererek teşekkür etti. Sayın Valim, tarafa doğru da bakarsanız. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Bodrum İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal'ın dualarına Amerika Birleşik Devletleri'nden Jane Lewis'in de eşlik ettiği görüldü. Kurdele kesilmesinin ardından Yaşam isimli deniz ambulansı denize indirildi. Vali ve protokol ambulansın içinde incelemelerde bulundu.